Hanım, iyi akşamlar, nasılsınız? Çok kısa röportaj yapsaydık. Tabii. Doğum gününüzdü çünkü. Doğum gününüzü kutlamak istedik sizinle. Çok şıksınız bu arada. Ay, çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Doğum günüm bugün değil ama bugün çalışmadığım setim olmadığı için arkadaşlarım sürpriz yapmış. Ben de şimdi onlarla biraz oturdum. Eve gideceğim. Set nasıl gidiyor peki? Çekimler nasıl? Set çok keyifli ya. Bu hep söylenen bir şey ama gerçekten öyle. Bizim setimiz çok keyifli ya. Cıvıl cıvıl muhteşem renkli bir iş yapıyoruz. İzleyiciye de geçtiğini düşünüyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani setimiz gerçekten inanılmaz keyifli. Ben sete gitmek için her gün böyle saat bekliyorum. Yarın ne zaman gideceğim diye. O yüzden çok mutluyum. Bir de akımlar var. Barbie akımına siz de katıldınız. Pembeler de eksik bu arada. Çok teşekkür ederim. Ya o aslında espriydi. Ben Oppenheimer'cıyım. Bayağı iddialı oldu ama bu. Evet ya, sert bir çıkış oldu ama öyle. Barbie gibi görünebilirim ama içimde Oppenheimer var. Neyi soracağız peki? Şimdi Türkiye'nin Barbie'leri seçildi. Eda Ece de listede bir numara gösterildi. Siz, evet. Türkiye'nin Barbie'si olarak kendinizden sonra kimi görüyorsunuz? Ya estağfurullah, şimdi ben kendimle ilgili böyle bir şey söylemeyeyim ama benim Türkiye'de Barbie görünümüm Burcu Biricik çok yakışıyor diye düşünüyorum. Bu arada Eda Ece de öyle ama Burcu Biricik'e baktığımda tam bir Barbie, akıllı bebek gibi. O yüzden Burcu Biricik geliyor benim Barbie deyince aklıma. Şeyi soralım hemen, setlerden vakit bulunca da tatil planları oluyor tabii ki de. Genelde Çeşme'yi, Bodrum'u tercih ederken siz Kaz Dağları'nı tercih ediyorsunuz. Özel bir anlam önemi var mı? Ya özel bir anlam ve önemi oldu artık. İlk defa gittim, çok keyif aldım. Ben normalde kalabalık yerleri sevmiyorum. Yazın Çeşme, Bodrum, evet gidiyorum. Şimdi gitmeyeyim demeyeyim, bir gün orada görürlerse yalan söylemiş olmayayım. Ama Kaz Dağları çok sakin ve kafamı dinleyebildiğim 3 gün... Gerçekten kendimi dinlediğim bir yer oldu. O yüzden bir daha boş günüm olursa yine tercih edeceğim bir yer. Size en çok İstanbul'da ne yoruyor? Şehir hayatı mı, iş hayatı mı, özel hayatınız? Neden kafa dinlemiyor yani? Yok, özel hayatım hiç yormuyor. Trafik yoruyor beni. Bazen setten erken çıkıyorum ama erken çıkmam eve, yani 2 saat sonra ulaşıyorum. O yüzden erken çıkmamın bir anlamı olmuyor. Trafik, ama İstanbul'u seviyorum. Özel hayatınız nasıl peki? Yormuyor dediniz de biz de soralım. İyi gidiyor, güzel, her şey olmalı. Çok fazla da size şey yapmıyorum. Evet. Çok da bahsetmek istemiyorsunuz çünkü. Ya mutluyum, her şey yolunda. İşime aşığım diyorum ki, klasik bir şey söylemek istemiyorum ama öyle. Mutluyum yani, keyfim yerinde her anlamda. İşimde de, özel hayatımda da mutluyum bu arada. Aman Allah'a bozmasın. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz o zaman, size çok ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.